Minecraft'ın yepyeni bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Yine çok eğlenceli bir bölüm sizleri bekliyor. Biraz toparlanma sürecindeyim. Olur böyle şeyler. Biraz mallık yaptık. Atlatacağız ama merak etmeyin. Her zaman küllerimizden doğduk, yine doğacağız. Destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. 20 bin like yeter. Son zamanlarda 20 bin like almakta zorlanıyoruz. Çok ciddiyim bu arada. Biraz daha abanmamız gerekiyor. Seriyi çok sevenler falan filan var. Onlar mutlaka like atsınlar. Mutlaka. Seviyorum sizleri. Videoya geçelim. Arkadaşlar ben bugün set olacağım. Direkt olarak olacağım. Hiç uğraşmayacağım yani. Önceki set oluşumda biraz vakit geçmişti yani. Hani end boşluğuna düştükten sonra bir daha Netherite set olana kadar herhalde 30 bölüm falan filan geçmişti. Bu sefer direkt olarak olmayı düşünüyorum açıkçası. Set olacağım ne demek? Netherite fullenecek set. Herhalde. Netherite peki set. Şeye gideceksin mi? End'e gideceksin mi? Onu yapacağım. Çünkü sen. Benim elitra sende o yüzden. Yok mu senin elitra? Yo var. He. Onu yapacağım sana. Tamam halleder. O ne ya? O bende. Bu bölüm Berat yok. Benim kazmam falan filan verdiğim eşyalar onda kaldı. O ne olacak o? Ne bileyim. Hiçbir şey. O yalan gelince oldu. Alacaksın. Gelince alacağım. Şerefsiz çaldı hırsız. Ya arkadaş bir bölüm daha köle yapayım onu ben. Benim baltam da yok değil mi? Allah'ım baltam maltam hiçbir şeyim yok. Ne yapacağız? En baştan nasıl yapacağız bu işi? Neyse elması alalım bakalım. Ben bir şey fark ettim. Ben şu üçlü mızrağımı tamir ettiğimden beridir yağmur yağmıyor sonucunda. Kullanamıyorum onu. Harbi normalde hep yağmur yağardı değil mi? Evet evet yağmıyor artık. Ne oldu bu sunucuya? Niye yağmur yağmıyor? Bereketini kaçırdı biri sunucunun. Kesin. Kim acaba? Kim acaba? Acaba kim? Acaba. Kim? Bilmiyorum artık. Balta tamamdır. Kürek kesin lazım. Bugün çok önemli planlarım var. Kılıç şimdilik yapmayacağım. Kazma şey baltayla beraber vuracağım milletin kafasına. Bu da fullenmek olmuyor ama neyse. Neyimiz eksik? Şöyle bot ve kask. Al sana bir bot. Al sana bir kask. Çok güzel. Çok güzel efendim. Tamam. Şimdi bunları fullemem gerekiyor. Netherite direkt olarak basacağım bunlara. Buradan Netherite hurdalarını alayım. Altının vardı herhalde burada. Altın burada var. Tamam. Kaç tane gerekiyor lan? 4, 5, 6, 7 tane gerekiyor. Allah kahretsin. Dünyanın şeyi ya. Şuraya bakar mısın? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kahretsin ya. Kaç tane gitti? Oha. Oha. 7 çarpı 4 kaç eder? 28 mi ederdi lan? Evet. Ben pratik yapmaya yapmaya çarpım tablosunu unuttum lan. 28... tane antik kalıntıya mal oldu. Ulan antik kalıntı bulup daha da zenginleşmek için Nedir'e gittim. Nedir de ölünce 28 tane antik kalıntım boşa gitti şu an. Allah kahretsin ya. Bravo abi. Vallahi ya. Şimdi ne yapacağız? Neyle basılıyordu lan bunlar? Ha şunla. Pardon ya. Aklım çıktı başımdan. Evet. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Şunları da çıkartalım. Abi bağlanma laneti varmış pantolonumu da çıkartamıyorum. Allah kahretsin ya. Neyse. Bir ara ölürsem çıkartırım. Bu da tamam. Ve son olarak bu da tamamdır abi. Şimdi bunlara büyü basmam gerek. Çok sıkıcı bir iş. Bir ton uğraşıyorum şu anda. Evet, evet. Mal gibi ya gerçekten. O zaman dikkatli oyuncan nasıl? Ya dikkatle alakası yok ya. Gittim. Ya da temkinli oynayacaksın. Gideceksin. Abi kapatacaksın. Kurtarmak üzereyken önümde yok oldular önümde. Birden hayır o bire. Değil onu demiyorum. Bu lavları diyorum hiç kapatmıyorsun ki. Ya kapatıyorum kapatıyorum. Kapatmıyorsun ki ölüyorsun. Orada, nasıl kapatıyor ya? Orada bir şey oldu. Orada bir orada bir şey oldu aga. End boşluğa atlarken de orada bir şey olmuştu değil mi? Orada bir şey oldu. Biz yanlış görüyoruz değil mi? Böyle gözümüz kör. Videodan izlediğimiz şeyi yanlış görüyoruz. Orada bir şey oldu. Sen de hani kapattın onları ama kapanmadı öyle evet, mi? Evet evet evet. Tam olarak öyle. Orada bir şey oldu aga. Normalde elitreyi de takmıştın end boşluğuna atlarken. Ama elitre çalışmadı. Evet evet değil evet. Mi? Evet evet. Orada bir şey oldu. Hep orada. Azizlik ya valla. Hep aziz aziz milletim. Ha? Derin derin koşucu ipek su yumruk alev ganimet. Ganimet kılıcım yok tamam. Şuna bir bakalım. Bir dakika işe yarayanları alayım üzerime. Aha şuna bak lan farklı bir kitap bu. Tamam. Farklı bir kitap mı? Evet evet çok farklı bir kitap vardı orada. Sadakat savurma ipeksi dokunuş. Oğlum hiç işe yarar büyü yok lan bende. Verimlilik olur. Keskinlik 4. 2 tane keskinlik 4 vardı. Oğlum bende level yok. Ben ne yap? Laz dedi ya end farmına git. Enderman farmına. Abi bana şu anda sadece verimlilik lazım. Ben bugün başka bir iş yapacağım. Ben verimlilik basar geçerim aga. Tamam mı? Umurumda değil artık. Yeter ya. Vallahi yeter ya. Şimdi verimlilik basmak için bir şeyler satmam gerekiyor. Şimdi küreğe verimlilik basacağım. Aa 5 levelmiş sadece. Güzel güzel. Burada biraz beklersem verimlilik basarım. Şurada birazcık demir bulmam lazım. Var mı demir? Yok. Demir almaya geliyorum. Tamamdır. 10 level oldum. Şu küreğe basıyorum abi artık. Tamamdır. Güzel güzel. Bunlar yeterli şimdilik. Şurada koruma setimiz var. Koruma 4 tamir. Aslında bu iyiymiş ha. Tamir basıyorum küreğe. Tamir. Bir de üstüne küreğe kırılmazlık da basıyorum. 6 gerekiyor. Hemen 6'yı bulmam gerekiyor şimdi. Kırılmazlık da basmam lazım küreğe. Bugün çok önemli bir işim var. Sunucuda bir eksik var arkadaşlar. O eksiği tamamlamak için ben buradayım. Ne eksiği var?
Yine fedakarlık, yine fedakarlık, yine cefakarlık. Şu ne halimle bile fedakarlık yapıyorum ya sunucu için. Daha ne alaka oğlum? Ne demek lan? Ne fedakarlığı yani? İnanılmaz bir şey. Sunucuda eksik olan şeyi buldum. Eksik olan şey. Bu fedakarlık konusunda bir tek Laz abartıyor ya. Bak ben mesela geçen bölüm emlakçı getirdim. Hiç fedakarlık yaptığımı düşünmedim. Bunu da dile getirmedim yani. Laz adım atsa sunucu için fedakarlık yapmış oluyor. Fedakarlık yapıyorum abi. İnanılmaz. Ne getirecek acaba? Çok merak ediyorum. Çok acayip şeyler getireceğim. Peki abi, göreceğiz, göreceğiz. İnanılmaz. Diyeceksiniz ki oha. Oğlum bu sunucunun en fedakar insanı benim lan. Niye? Ne alaka? Nasıl sen oluyorsun? Her şeyi ben getirdim ki sunucuya. Ya ne getirdin lan? Anayasayı ben getirdim. Döviz sayımını ben getirdim. Emlak şeyini ben getirdim. Lan dövizleri daha hala sayamadık la bu arada. Ama adam gelmedi diye sayamadık. Yani bunların hepsini ben getirdim acı. Sen ne getirdin? Bir tane demir farmı yaptın oraya işte. Oğlum manyak mısın lan? Lan bir susun lan ben. Sunucunun yarısını getirdim lan. Konuşmayın. Sunucunun yarısını Sait'le ben getirdik aslında. SM'ye getirdim. Ama sunucunun yarısını getirdiniz de bu sunucunun ana odak noktası benim getirdiğim yasalar ve düzen lan. Düzeni ben sağladım bu sunucuda. Lan oğlum köprü olmasa karşıya nasıl geçen? Manyak. Aynen aynen Sait aynen. Abartıyor Sait. Köprü, yok köprü önemli bir şeydi. Kız kulesi o da olmaz mı? Evet sonunda 6 level olmayı başardım. Güzel. Güzel güzel. Evet şimdi şu anda şuna bir basalım. Tamamdır. Kime basıyorsun abi? Şuna. Şu üzerindeki şuna fazlalık şeyleri bir atayım şuraya. Şunu da atayım. Şuna tamam. Şuna dedim ben. Ha, şuna diye anladım. Suna mı? Suna basıyor. Suna basıyorum. Suna basıyor. Elitre kırılmak üzere biraz dikkat etmem gerekiyor. Arkadaşlar bugün bir satın alma işlemim falan filan var. Al ne alacaksın? Ben şey düşünüyorum. Sunucuya fikrimi falan filan belirteceğim bu arada. Eksik olan şeyi söyleyeceğim. Sunucuda tarla yok abi. Tarla zamanında vardı ki. Ama şu anda yok. Biz bilerek yıktık ya. Şu anda yok. Bu mu getiriş? Götürüş evet, falan. Bu. He. Vay be ne büyük fedakarlık. Tamam mesela böyle 6'lık tarla mı böyle? Abi yok tarla alanı kocaman yani böyle devasa. He. Tam bir yani tam bir tarla. Anladın? Tam bir tarla. Tam bir tarla. Şimdi sunucuda tarla yok. Başka ve o tarladaki buğdayları falan filan koyacağımız bir ambar yok. Tüh be kadın da yok. Ambar. Ambar da mı yok? Evet ben yok düşündüm ya. Taşındım tamam mı arkadaşlar? Bu tarla ben yapacağım tamamen ama kendim olmayacak. Ürünler. Biz de yardım edelim Laz ne olacak? Evet, bizden mi kocunuyorsun? Yardım edebilirsiniz. Ürünler herkesin ürünü olacak. Sadece ve sadece. Diyor ki isteyen gelsin eksin kullansın mı? Öyle mi olacak? Ekmeyenler de kullanabilir. Sıkıntı yok. Herkesin tarlası olacak. Herkesin ürünü olacak. Bu tarlanın ambarını şey olarak düşündüm ama. Şuradaki Japon evi var ya. O Japon evi bence bu tarlanın ambarı olabilir. Tarla da Japon evinin etrafında böyle kocaman bir tarla olabilir. Ne diyorsunuz? Hacım git kendine ambar inşa et ya. Koskoca tarlayı yapıyorsun ambar mı yapamıyorsun? Abi ambar denilen şeyin güzel olması lazım. Ben baktım ettim. Sen Japon evini satın al o zaman. Oğlum Japon evi kullanılmıyor. Kullanmıyorsunuz. Kullanmıyor muyuz Sait? Kullanmıyorsunuz abi. Bak yok. Sait. Abi kullanmıyorsunuz ya. Bırakın tarla yapın. Sait. Adam öldü. Japon evi dedik öldü. Bunun için izin istedin mi? Ne hemen kırmaya başladın? Abi bence söylediğim şeyler gayet mantıklı ya. Sen mantıklı olunca yapmak için izin istemiyor musun? Tarla sizin de tarlanız olacak. Ürünler sizin de ürünleriniz olacak dedim ya. Belki izin vermeyeceğiz buna rağmen. Niye kırıyorsun? Bir izin istesene. Yapayım mı? Yap. Eyvallah sağ ol. Ama şöyle bir durum var ya. Sadece izin istemen gerektiğini hatırlattım. Yani. Ama şöyle bir durum var Yugo. Ürün aldın, ekin aldın ya diyelim. Buğdayları aldın diyelim. Tekrardan geri ekmen gerekiyor. Öyle bir durum var. Ya az önce sana Sait dedi ya tekrardan ekmeye gerek var mı diye. Yok dedin. Öyle yok mu dedim? Öyle dedin evet. Hayır Sait şey dedi. Yardım etmeye gerek var mı demedi mi? Hayır. Sait sen az önce abime ekmeye gerek var mı dedin. O sana yok ekmenize gerek yok geri demedi mi? Ona bilmiyorum onu sormadım. Ben dedim ki ekip mi? Bunu sordu aslında. Onu dedim yani ekip. Şey demedim. En başta ekmemiz mi gerekiyor? En başta ekip mi kullanacağız orayı dedim. Tamam ben yanlış anlamışım o zaman story. Ben de ekmeseniz de kullanabilirsiniz dedim. Anladım. Bu arada Sait. Nerede yapıyorsun bir söyle yardıma gerek. Tarla Japon evinin etrafında olacak. Tarlanın ürünleri de Japon evine falan filan koyulacak. Ambar olarak Japon evi. Kartuz ekek. Baya bir şey ekek orada. Evet ambar Japon evi bu arada. Olur mu? Ambar. Olsun neden olmasın ya? Sorun yok. Zaten işlevsiz duruyordu biz orayı kullanmazdık ki. İşte ben de onu dedim zaten Yugo'ya. Şimdi nereden nereye?
nereye olacak bu tarla? Abi bayağı büyük olacak. Ben şimdi söyleyeyim. Bir dakika. Söyle. Sınırları şu ağaçlar var ya. Hangi? Şeyde, arka bizim ağaç ev. Ağaç evini oradan falan filan başlıyor. Daha sonra buranın etrafı full. Metronun arka taraflarından hatta arenanın arka taraflarından doğru gelecek. Sınırı şurası olacak Sait. Şuradaki yükselti var ya. Yükseltinin en dibi. Yalnız bunun yüksekliği Japon evinin yüksekliğiyle eşit olacak. Dümdüz bir tarla istiyorum. 63. seviyede. Dümdüz bir Japon tarla. Japon evi de aynı olacak. Evet evet. Şuradan itibaren alacağız. Bu tarlanın Japon evinden çıktıktan sonra yollara falan filan ayrılacak. Tarla grup grup ayrılacak. Mesela 20'ye 20'ye bir sürü yeri olacak. O 20'ye 20 yerlerin her birine farklı ürün falan filan ekilecek. Nasıl? Okey. Mantıklı, güzel. Tam Anadolu bir şey. Anadolu ormanlarına gider şey getiririz. Ağaçları getiririz. Kuş falan da koyarız. Bazı yerlerde ağaç türleri falan filan da olabilir. Evet, evet olabilir. Bence kakao çıkıyor ya. Hangi ağaçtan çıkıyordu? Şeyden, tropikal ağaçtan işte. Tamam, onlardan getirelim işte. Büyütelim. Olur. Şuradan itibaren tamam. Şuraya doğru alıyorum. Ben bir ende gidiyorum ya. Oğlum bir yardım etseydin neyse. Ya edemiyorum. Küreğim, müreğim, her şeyim gitti. Ha. Tamir etmeyeceğim. Tamir falan bir şeyim varsa ver diyeceğim de. Fişek de isterim ama 20 tane fişeğim yok. He. Elitranı ver istiyorsan, tamir etmeydim. Olur. Al. Dur geliyorum, bekle. Biraz da fişek attım yere. Geldim. Ha, burada bak. Şu yollar tekrardan düzenlenebilir. Aslında Japon evinin önünden gider ama yükseltisi şey değildi. Sıkıntı değildi. O yüzden Japon evini de tamir etmek lazım. Japon evini de tamir ederiz ya. Sıkıntı yok. Güzel olmuş. Tam bir proje. Güzel bir proje. Şimdi kaos falan da yok ne güzel sunucuda. Mis gibi. Ne gerek var kaos? Sen çıkartmayınca olmuyor Sait. Ne diyorsun ya? Sen kaossuz yaşamak ne güzel bir şey arkadaşlar. Evet evet aynen Sait. Senin ya şu anda. Deniyorum. Oğlum burada müthiş bir yükselti var. Oğlum buranın müthiş altında mi? Ne var lan? Aa şurayı çok merak ettim ha. Bekle bir. Aa burası niye böyle koyulmuş? Aa enteresan, neyse. Daha kaç kere aa diyeceğim. Çok garip bir şey vardı. Çok garip. Buğdaylar falan filan eski yerde var Yugo. Bir tane bizim şeyimiz vardı ya, değirmenimiz. Tamam. Orada buğday falan filan var. Çapan var mı? Sen başla tarlalara, ben buğdayları alıp geleyim. Ben çapa yok bende ya. Hemen ben yapacağım. Yok. Yapacağım. Yap sen çapa. Ha, tarlaları yapmadan önce kova lazım. Su koyalım de. Önce bir tarlanın şeyine eşitleyeyim mi? Bu tarlayı çok merak ediyorum. Ne kadar ayakta kalabilecek bu arada? Ayakta kalmak derken? Okay, ben bir sürü şey aldım. Tohum aldım. Geliyor. İyi yaptık. Ben şey demek istiyorum Sait. Tarlayı muhtemelen birileri toplayıp ekmeyecekler. Ha. Ben onu hiç yapmayacağım. Ben sürekli ekeceğim de topladığım zaman. Acaba onlar kim olacak toplayıp ekmeyenler? Hiç ellemeyen olursa. Sait bir kişimizi toplamayabilir de yani. Oğlum millet koşarken bile kıracaklar burayı. İzin istemeye de gerek yoktu yani. Şunun işte ortak bir yer. Uzun zaman sonra farkında mısınız? Beraber ciddi bir işe şey koyulduk ha. Evet. Ortak bir şekilde kamuya faydalı bir şey yapıyoruz şu anda. Yeri de bence güzel olacak. Çok güzel görünecek. Ama şöyle bir şey yapmamız lazım. Rengarenk bir tarla. Full buğday tarlası değil ya. Öyle daha güzel gözükür bence. Ben gelirken şeyi de getirmişti. Ormana uğrayayım. Kakao, mako, karpuz falan filan. Orada aynen olabilir. Şuraları da alayım. Ben tamir ediyorum bu arada elitranı. Eyvallah. Önce yavaştan başlayalım. Şey yaptıkça büyütürüz. Şimdi sen 20'ye 20, 10'a 10 filan dedin ya. Aha. Böyle kare şeklinde olacak benim anladığım kadarıyla değil mi? Evet evet. Tamam, o zaman kareleri yapalım. Yaptıkça genişletiriz burayı. He tamam o zaman. Başlayalım artık. Şu yani, şey var ya, metronun arkalarına falan filan da gidecek Yugo. Bayağı tamam gider oralara. Şimdi. Buralardan başlayalım da. Bir dakika Yugo. Ben hemen şey yapıyorum şu anda. Şu ambarın etrafındaki alan mesela kaç mesela? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17 olsun. 17'yi 17 mi? 17'yi 17. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17. Tamam. Şöyle bir alan. Şimdi bunun yanından Yugo, tamam mı? Yol gidecek. 2 mi 3 mü olsun yolun şeyi, genişliği? Hacım oradan gitmesin dur. Heh. Şuradan bence şey yapalım ya. Tam ambarın şeyi mi? Ya da şöyle nasıl yapalım Yugo. Şuranın girişi var ya, kapısı. Kapısından aşağı direkt merdiveni alalım. Yeri işgal etmesin kapısı. Ne diyorsun? Olabilir evet. Bence şunu bir kıralım. Tamam, şöyle ikilik bir yol gitsin bence. İkilik girebilir. Aynen. Şu şekilde ikilik, şuradan da diğer tarla başlar. Böyle ikilik değil. Ben direkt şöyle düşündüm Yugo. Söyleyeyim. Nasıl? Şöyle. Diğer tarla şuradan başlıyor. Şu koyduğum yerden direkt nereden başlıyor? Direkt koyduğum yerden. Ha, şuradan başlayacak. Evet evet. Burası yol. Tamam. Orası yol. Yanı da yol. Anladım evet, evet, anladım. Evet. Tamam. Böyle 17 oraya 17. Toprak koysana. Şurası. Ben de şuraya koydum. Olmazsa. Tamam. Şöyle koyuyorum. Al bakalım. Direkt olarak evet. Şuradan. Şöyle. Tarla böyle. Burası yol. Tamam, orası tarla. Şuralara da koy da toprak. Ha pardon ya. Okey. Tamam, ben şuranın şeyini yapayım mı? Her tarlanın arasından yol geçecek mi abi? Evet evet. Tamam, o zaman diğer tarla şuradan başlıyor. Aynen. Hah.
Burası da böyle işte. Ondan sonra altı böyle. Birazcık şekli değişti değirmenin, daha doğrusu ambarın, ama Japon evine ambar yaptık. Aslında çok güzel gözüküyor ya. Mantıklı bir iş. Bak Yugo, şöyle oldu. Aynı hesap. Hiçbir değişiklik yok. Anladım anladım. Tamam. Şimdi ben şey çapa yapayım Yugo. Çapayla beraber ben şey yapmaya başlayayım. Bir de kova lazım bize. Kova da lazım aynen. Oo, bayağı iyi ha şu anda. Şimdiden... Bu benim kürekle birlikte yapmış olduğum yerler çit mi olacak? Çit mi olsun aslında? Çit olmasa da olur ya. Olsun mu? Bilmiyorum işte, soruyorum sana. Yoksa böyle yol olarak kalmayacak değil mi? Burayı mesela şöyle şey yapacağız. Toprak koyup çapayla yapacağız herhalde. Bence çit olsun ya. İçi 15-15 olur. Evet evet. Çit de tamam, yapmamız okay. Lazım o zaman. Evet, çit de lazım bize. Tamam, ben gidiyorum abi. Ben önce bir çapa yapayım da. Çit mit kolay. Nedret çapa. Abi yorumlarda bir ara görmüştüm. Nedret çapa vardı bir yerde. Siz bulmuşsunuz, saklamışsınız falan. Ha, benim evde. O ne? Duruyor, o benim mi? Yok. Kimin ama o? İsters- ya Nedret çapayı kullanacak yok. Yugo, istersen hediye edebiliriz. Bir dakika. He. He mi? He mi? Biraz garip garip tepkiler veriyor. Bayağıdır kavgalıydık ya lanza. Bir dakika, Nedret çapa. Nedret çapa. Olur ya, alırım ben verirsen. Okey. Bu arada benim 50 gram kırılmak üzere. 106 kaldı. 105 kaldı. Bir bakayım yukarıdan nasıl olacak. Bir olayına bakayım. Oo, güzel olacak ha Yugo. Görüntüsü çok güzel şu anda. Tepeden baktığın zaman ne kadar hoş olduğunu göreceksin ya, bir ara bakarsan. Ben koymaya başlıyorum. Şu ortadaki yolu da alalım Yugo istersen. Koyacağım oralara. Çit kapısı koymadım yanlışlıkla. Tamam, onları ayarlarız ya. Sıkıntı yok. Sağlı solu çit kapıları. Meşalen varsa çitlerin üstüne meşale koyarsın ya. Meşale var mı bende? Meşale yok ya. Ben normalde meşalesiz dolaşmıyordum da. Öldükten sonra kalmamış. Bana şey versene. Kova varsa versene bana. Kova tamamen da... kapatma. Bir tane boşluk kalsın. Kova da gitti. Nereye gitti? Öldükten sonra kovalar da gitti. Kova yapmaya gitmedin misin? Hayır, kova yapmaya gitmedim. Şu çitleri yapmaya gittim. Okey. Ben geldim Naz. Al şu editreyi. Çapayı da getireceğim. Tamam. Şu kadar tamir edebildim. Heh, bakayım. Daha ne al yapacağım? Şunu da. Al bunu. Senin 50 litre. Teşekkür ederim. Allah'ım. Her şey için. Allah. Ne demek ne demek. Ben kova yapıp geliyorum. Tamam, sen kova yap. Ben de çapa getireyim sana. Las. Olur. Sen bir yandan çapalamaya başlasana Sait. Hem çapayı getir hem de çapalamaya başla. Tamam. Daha sonra bana verirsin. Bayağı iyi oldu şu anda. Daha şimdiden güzel oldu. Buranın yolu buradan direkt olarak iniyor. He, anladım. Anladım. Mantıklı. Aslında biraz daha ileriden yapsaydık da olurdu aslında da. Hey Hugo. Hmm. Ama bir daha baştan yapamayız değil mi onu? Peki sular nerede? Su yok. Ne suyu oğlum? Tarla çapalıyoruz da boşuna gidecek ama. Çapalan diyen olmadı ki, bekle oğlum deli. Sen şu tohumları alsana. Şöyle al, dursunlar sende. Ben su getiriyorum. Bunu altını katsak, altına yapsak suyu işlemez mi? Altına bir sistem yapsak. Ne anlatıyorsun be Sait? Şimdi niye? Abi ben bunun çıkar çıkmaz tarla olmasını sevmedim. Burada ikilik bir yol olsa tam şurada daha iyi olur. Mesela şöyle çekil bir. Şöyle. Buradan böyle yol bu tarafa gitse. Bunu niye düşünmedik bilmiyorum. Buradan da bu tarafa doğru gitse. Şöyle diyelim ki. Dolayısıyla bir sıra kaydırılacak gibi hissediyorum. Tamam, ben onu yaparım. Bir sıra kaydıracağım her tarafa arkadaşlar. Gelseydin çapala burayı. Şimdi şuradan yaparsak o yol direkt olarak çıktığı anda bu tarafa doğru gelmiş olacak. Güzel olacak. Tamam. Şimdi şu yolu böyle düşünürsek mesela. Bu sınırsız su kaynağı. Bu tarlaya bir korkuluk lazım ya. Korkuluk mu? Harbi ha, korkuluk yapılabilir tarlaya. Ha, heykel, mantıklı. Korkuluk. Kafasına bal kavağı takarız. Bizimkiler gelince çok şaşıracaklar ha. Tarlada nereden çıktı burada falan filan diyecekler. Evet diyebilirler. Burası da yıkılacak aynen. Bir ara köleyken Naz bana tarla çapalatıyordu. İlk zamanlarda. Abi. O tarlası vardı o zaman. Güzel günlerdi. Ulan bir hata neye mal oldu lan? Sabahtan bir uğraştırıyor. Yine yapacağım ben. Bir dakika. Lan. Ne oldu lan? Burayı yanlış mı yaptım? 1-2-3. Yok ben ayarlıyorum şimdi onu. Tarla mı küçüldü? Tarla küçüldü. Kaydı. Küçülmedi. Nasıl kaydı ya? Abi tarlayı... O zaman şurayı da kıracak Naz. Büyütecek burayı. Tarlayı nereye kaydırıyorum. Kaydı? Beyler. Abi tarlayı kaydırıyorum dedim ya size. Hacı tarlayı kaydırdım. Bütün her şey bozuldu şu anda. Allah kahretmesin ya. Hayır abi. Hiçbir şey bozulmadı. Bir dakika bir durun lan. Ne bozuldu lan, merak ettim ya, mesela. Ben bunları simetrik koymuştum bu suları. Tamam, buraya da koyacaksın canım. Gel buraya. Yapacak bunu. Abi ben tarlayı kaydırıyorum dediğimde niye kontrol etmedin gibi? Kontrol etsem ne olur? Tarlayı kaydırıyorsun. Ona göre koyardın işte. Tamam, şimdi bunu burayı da kaydıracağım. Şurayı da bir sıra kaydırıyorum. Çok moralim bozuldu şu an ya. Ya bütün bozma moralini lan. Bir dakika bir sakin lan. Tarla kaydı. Lan alt tarafı ya. Tarla kaydı lan. Bir sakin. Alt tarafı dediğin olay çok büyük bir olay benim için ya. Bu tarla simetrikti. Bence ne yapalım biliyor musun Yugo? Şu suların üzerine bir tuzak kapısı koyup üstüne ışık kaynağı koyabiliriz. Tamam, yap o zaman ha. Adamın evesi kaçmış lan. Yoksa yapardı. Oğlum ya Yugo.
Ne çabuk hevesim kaçtı lan. Acı simetrik yapıyordum ya, neyse. Lan zaten simetrik olacak, yine simetrik yapacaksın. Alt tarafı suların yerlerinden oynatacaksın birazcık. Oynatmıyorum, sen oynat. Abi ben bilmiyorum ki nasıl oynatılacağını. Bak yine bir şeyler kırıyor, bir şeyler düzeltiyor. Oğlum tarla kaydırıyorum diyorum lan, size anlamıyor musunuz? Deminki gibi yap, aynı sistem olacak ya. Gel Hugo buraya. Tamam neyse, kaydırsın o, ben bekliyorum. Ben bir şey yapmadan onu bekleyeceğim. Öyle aa tamam ya. Tarla kaydırdım, bitti zaten. Bir dakika, kaydır bakayım nasıl kaydırıyorsun. Aha tarla kaydı işte. Aha. Bakayım düzeldi mi benim tarlam? Tamam. 17'yi 17 değil mi şurası? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17. Burası 17. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17. Tamam 17'yi 17. Yanlış bir şey yok şu anda. Her şey yolunda. Her şey çok yanlış. Şuradan doğru yol gitmiyor. Tarlayı birazcık daha bu tarafa doğru... Yok yok, bir dur lan, dur lan. Şuradan yol şurayı gitmiyor. Kapat, kapat şurayı ya. Ya ben başlarım bunun yapacağı tarlaya. Çit koy şuraya, çit koy. Abi bir dakika, nereye? Şuradan kapat. Gitmiyor, buradan gitmiyor dedi. Kendileri güzel yapıyor, bizim güzelimizi mahvetti. Ha mantıklı mantıklı. Sait çözdü, Sait çözdü. Yoksa adam tarlayı komple şey yapacaktı. Oğlum tarlayı iki tane şu tarafa kaydırsaydık oradan yol geçecekti ya. Manyak, bak bu iki buraya kaydıracaksın ya. He. Şu yandakini de iki oraya kaydıracaksın. Her yere, her yere. Hepsini iki kaydıracağız sonra. Oo. Evet. Başta evet. Yapsak daha iyi. Her yere kaydıracaktım. Neyse. Şuraya kaydıracaktım. Oldu mu şimdi, anlamadım ben. Şu anda bak, oldu. Şu anda oldu. Hesaplama yapacağım. Oldu oldu. Okey. Şu anda her şey yolunda aga. Tamam. 1, 2, 3. Sait, ben de suları kaydırıyorum Sait abim yüzünden. Tamam. Bir daha baştan çapalayacaksın. Tarlanın da böyle tek sıra yapılması çok iyi. Giriş kapıları falan filan teke düşecek. İkili değil bak. Aynen bak, şuradan çıktığın anda tarla. Daha sonra böyle gidiyorsun. Tarla tarla. Daha sonra böyle gidiyorsun. Tarla tarla. Şimdi arkaya doğru başlayayım ben. Ben bir yandan çit kapısı koyup bir yandan arkadaşlar şey koyuyorum. Yolunu yapıyorum pardon. Şöyle mesela gidelim. Bir yandan da kazma işlemi falan filan yapayım. Mesela şurayı alıp tarlayı o taraftan Sait. Doğru geçireyim. Sait. Gel buralara bir şey yap bakayım. Ha? Gel buralara bir yap bakayım. Dur dur, taş tuğla alıyorum ya. Uf, şeyi tamir edeceğim. Tamam bak, buralar da çapalanacak. Sait. Yine keyfim yerine geldi bak, görüyor musun? Yaptın mı, hallettin mi? Hallettim. Keyfim yerine bak geldi, bak Hugo, tarlaların etrafında full yol var dört taraftan, bak 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 ya, sanat eseri ya. Sanat eseri resmen burası. Buralar sanat eseri lan. Bu arada tarlalar büyüsün, bir an önce ekin de. Ha bu arada ne ekecek? Ne ekeceğiz? Buğday biraz. Bence böyle yeşil sarı, yeşil sarı şeklinde gözüksün ya. Sadece buğday eklemeyelim. Yeşil sarı, yeşil sarı derken? Mesela buğday, havuç. Havuç var mı? Havuç bende vardı bir ara ya. Bir dakika. Ben havuç bir gideyim... köylülerden alınmıyor mu şu an? Alabileceğimiz köylü yok mu? Köylülerden havuç alınıyor muydu lan? Alınmıyordu ki. Alınır. Harbi mi? Çiftçi bulmak lazım. Ben şey yapıyorum şu anda, bir havuç olayını çözmeye çalışacağım. Bu tarla sen için canım feda. Havuç bende var. 64-68 tane var. Kaç tane lazım? 15x15 kaç eder? 225 eder. 15x15 çok lazım. Aynı. 225 eder 15x15. O zaman bayağı havuç satın almak lazım. Şurada burada havuçlarım var. Bu havuç neyle güzel toplayabiliriz? Servetle. Serveti olan var mı şu anda? Servet ne ama? Servet kazma olur. Her şey olur. Servet oğlum havuç kazmam. Satılıp... Allah belanızı versin. Lan havuç... Şeyde kaldı, Berat'ta kaldı. Havuç satılıp zümrüt alınır. Manyak Sait. Doğru. Ya nasıl bir adamsın? Ben de şaşırdım. De. Ben de şaşırdım şey ya. Ya. Ne? Benim servet kazmam gitti Sait'in. Tamam diye. Tamam, ben servet kazmayı hallediyorum. Hallediyorum ben de. Ha. Şimdi şöyle yapacağız. Şu kitapları ver. Servet alıp direkt... Aa level'ım yok benim. Serveti kazmam basabilirdim. Ben de var. Gelsene. Gelsene benim yanıma. Şeydeyim, konağımdayım. Tamam geliyorum, sonra Hugo laf yapmasın çapalamıyor diye. Hacı bak şurayı bile çapalamamışsın şurayı. Ben yarısını çapaladım, bir dur lan. Lan orayı demiyorum 2 saattir. Şurayı diyorum sana. Orayı da çapalarız. Sakin ol. Geldin mi Sait? He. Tamam bekle bir. Şurada servet vardı. Ver bakalım. Yok bu değil. Lan ver bana serveti. Heh. Şimdi Sait al. Al serveti. Al da kazmamı. Bas bakayım. Gösterde. Şurada. İsim veriyor musun kazmaya? Yok yok. Sen bas. Ah. Tamam. Şimdi güzel. Servet, bu servetle beraber şuraları baltayla bir toplayalım. Baltayla işim bitti mi? Baltayla işim bitti. Al baltam tamam. Burada. Güzel güzel. Her şey yolunda şu anda. Şimdi servetle daha çok mu alınıyor bundan? Bir bakayım. 64. 3. Sait. Hayır, servetle daha çok alınıyor. İyi iyi. Geldim lan. Sait. Kaç tane su var her tarlanın içerisinde? 9 mu? 9. 6, 9 tane. 9. 225-9'dan. Onu da hesaplıyorum. 216 eder. 216 tane havuçla beraber bir tarlayı yemyeşil yapabiliriz. Sait. Tarlayı kim ekiyor tarlaları? Ben ekiyorum şu an. Buğday ekiyorum. Nereye? Oraya mı? Oraya buğdaysa. Şu yanına havuç.
Yugo şuraya avuç ekilecek. Karpuz tamam. Ekeceğimiz yer de olsun. Gelsene Yugo. Vereyim sana. Hacı buğdaylar full bende. Şu an üzerinde hiç şey yer yok yer. He ben o zaman avuçları ekeyim madem öyle. E yani bir zahmet. Oğlum birçok şey yapmaya çalışıyorum şu anda. Karpuz ekelim. Karpuz var mı? Karpuz olan var mı? Abi önce tarla buğday... Havuç, buğday havuç diye gidelim böyle yeşil sarı, yeşil sarı olsun. Oo ne? Sen... Oo ne mesela o? Ben karpuz istiyordum. Adam istediği olmayınca. Oo. Küsüp gidecek misin şimdi sayı? Ağlayarak gideceğim yağmur ormanlarına, karpuz getireceğim. Bu seneki hasat güzel olacak. Abi sen... ben şu yan tarafa yapıyorum, şuraya. Nereye? Havuç olarak gelme, havuç buğday olsun burası. Arkana bak, arkana. Orası bu, neresi? Orası değil, buradayım ben. Ya, üstündeki ismi oku Sait'in. Tamam, orası Sait'in buğday. Zaten. Ha, tamam. Şurası buğday, burası buğday. Şu çaprazımız yine şey. Sait şurada bir yeri ben şey yaptım, kırdım yanlışlıkla. Gelsene şuraya ya. Dur lan şuraya yapıyorum. Sait! Irgat olarak alıyorum. İnsan bir traktör alır ama. Elle çapalıyorsun. Masraf. Traktör alsak senin vasfın ne olacaktı Sait? Benzin traktörü mi olacaktı? Hayır traktörü kullanacaktım. Mas- Oğlum her tarafı burayı komple... Gelsene Sait şuraya şey yapsana. Geliyorum. Gel de havucu koyayım buraya bitsin gitsin hadi. Hop suya inebilir miyim? Ya. Ha. Tamam sakin ol al. Tamam. Elimde çapa var. Tamam güzel. Al avucunu. Havuç attım. Havuç mu? Ha tamam. Elime geldi. Şuranın tam ortası neresi? Bir dakika. Bu da çok önemli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aa hepsinin ortasında su var. Evet tamam. Onu diyorum. Tamam tam ortası burası o zaman. O yüzden simetrik oldu ya hani ben 2 saattir o yüzden laf ediyordum. Evet harikasın harikasın. Şurası da o Eyvallah. Zaman. Burası da tam orta. Yanlardan da giriş olsun madem öyle. Yani 4 taraftan giriş olsun her tarlaya. 4 koldan taciz. 4 koldan taciz. Bir Oğlum burası bakayım. Bir sanat eseri olacak sanat eseri. Hele bunlar büyüdükten sonra hele. Bunlar büyüdükten sonra... Hani kırmızı yeşil kırmızı yeşil olacaklar ya inanılmaz. Ay. Sakin ol arkadaşlar karpuz buldum. Onu şey yap neyse. Karpuzu ne yapacaksın Sait? Tarlaya ekeceğim. Bir tarafını ayırın bana. Şurası havuç değil mi? Burası havuç. Tam Japon evinin önünde karpuz mu yapsak yoksa buraya ben buğday yapayım mı abi? Hayır karpuz. Abi önce bir Japon evinin bütün etrafı kırmızı yeşil olsun da. Kırmızı ne ya? Sarı yeşil. Her tarafı olsun da sonra bakarız gerisine durun. Sakin olun arkadaşlar. Tamam o zaman ben buraya buğday ekiyorum. Bambu da getireyim mi? Bambuyu ne yapacağız ya? Bambu da ekilebilir bu arada. Bambulu bir yer. Bambu da getiriyorum. Abi her şey. Bütün dünyadaki bitkiler burada olacak. Hepsi. Üç yüksekliğe gelince şey yaparız toplarız. Daha sonra ileride bir gün buranın burası içinde kavga ederiz anasını satayım. Niye kavga edeceğiz lan biz? Bu arada burası için çok büyük kavgalar dönecek. Birisi gelecek tarlayı şey yapacak biçmeden gidecek al başına sıkıntı. Hangi şerefsiz yaparsa onun. Abi bu tarlayı biçmeden gideni ben biçerim. Söyleyeyim yani. Haydi bakayım. Bak şimdiden başladık. Hadi bakalım. Hayır bu arada. Biz bunu, biçelim çünkü. Bunu illa birisi yapacak. Biz emek ettik burası için. Biz çalıştık. Bak onlar gelip de biçmezlerse biçelim onları. Burası tamam, bizim yani. Namusumuz gibi olsun lan. Tamam. Tamam mı Yugo? Ne halimiz varsa görün ben kavga etmeyeceğim. Oğlum ne diyorsun ya? Namusumuz olsun. Ben tamamen zevk alıyorum buradan. Ben evet. Biz setmet de yapmayalım ya. Normal gibi ya bu Pixart gibi oluyor. Böyle. Hani Pixart'ta şey var ya arkadaşlar böyle uygun renkleri yerleştirip resim yapıyorsun falan. Şu an bu buğdayları dizerken onu hissediyorum. Pixart oynuyormuş gibi hissediyorum kendimi. Sait şurayı bir şey yapsana. Ne yaptın Sait? Şurayı bir kassana be. Bunlar Pixart'ın ne demek kazman olduğunu bilmedikleri için Toplar. Anlamıyorlar. Siz anladınız beni. Yugo kazman var senin. Şuraları kazman lazım. Bizde yok. Ben karpuz getirdim arkadaşlar. Ekiyorum. Sizin nasıl kazmanız yok ya? Vallahi benim kazmam bitti ya. Ya öldüm ya. Bitti oğlum ya. Her yere bir şey ekmişsiniz ya. Nasıl her yere be? Oğlum, her yer dolu. Manyak mısınız? Tarla yapıyoruz ya. Amaç ne? Allah Allah. Amaç ya zaten her yere bir şey ekmek değil mi Sait? Hayır karpuz ekmedik o yüzden. Oğlum uzaklara karpuz diyorum kaç kere daha diyeceğim. Bu Sait de ne oldu bu Sait'e bugün ya? Uzaklara dedim ya. İşim vardı o yüzden. Sait kaç kere diyeceğim ya? Ben gidiyorum tarlaları büyüteceğim kemik tozu getireyim de. Aa harbi lan hemen büyütsene. Acaba var mı bilmiyorum bir bakmam lazım. Oğlum kendi kendine büyüsün geliyor o yıllığı yürüne biz niye yiyoruz? Hayır. Sait ne oldu lan niye bu kadar içten hayır dedin? Neye karşıydın Sait? GDO'lu ürünler çok iyi. Dur o bayağı şey var. Çok mu iyi? Ne diyor lan bu? Oğlum ne güzel işte. Mevsiminden önce yiyorsun. Salak çocuk ya. Yemin ederim bu çocuğa ilkokul eğitimini hangi öğretmen verdi ya? Öğretmenim yani keşke biraz daha özenseydiniz Sait'e ya. Niye ilkokul? Oğlum böyle şeyleri ilkokulda öğrenmen lazım. GDO'lu ürünlerin zararları falan filan. Ya zararı ne olacak baksana. Al işte bak görüyorsunuz değil mi hocam? İzleyin bu videoyu
izleyin. Sait Akkaya'nın ilkokul öğretmeni. Sana sesleniyorum. Bak basıyorum. Ben de sana basayım Sait. Bak daha pis gözüktü, gördün mü? Bigo, bu tarafını yemezsin. He. Tamam mı? He. Diğer taraflarını ye acı. Tamam Sait. Bir de bambu ekleyeyim bir yere. Ben şuralara da su yapayım. Oy çok güzel oldu ha. Vallahi billah tillah çok güzel oldu ha. Harbi mi diyorsun? Evet evet çok güzel oldu. Gelsene mi buraya? Bir dakika bir dakika şuraları bir. Ben bir türlü şey yapamadım ya. Kusursuz hale kafamla getiremedim burayı. Yo daha da güzel olacak zaten de. Şu an için de gayet hoş bence. Tek oy, tane. Oy çok güzel oldu lan. Şuradan bakacağım. Bak bak bak. İnanılmaz. Nereye gittin lan? Lan orada buğday nerede? Şurası buğday, şey. Şurası işte hafiften sarımtırak olanlar da buğday. Şu buğday, bu buğday, bu havuç. Şurası da havuç galiba. Üç tane aynı. Üç tane buğday, iki tane havuç var. Şurada karpuz bu olmaması lazım lan. Niye karpuz ekti oraya? Kim ekti onu? Onu Sait ekti işte. Yuga ekti. He yuga ekti. Aynen orada o karpuzun olduğu yerde yine buğday olması lazım. Evet. Bu buğday avuç ortalama kaç tarla gidecek abi? Bayağı bir şuraya kadar gitsin. Buraya kadar. Adamın karp... Tam buraya. Öldüğü yere mi tam? Bakayım buraya aşağıların olduğu yere. Ha, buraya kadar gelecekmiş. Tamam okey. Peki. Sıktı ya vallahi ölmek. Evet bir videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Buradan bir sonraki bölüme buradan oynatma listesine girebilirsiniz. Tam buradan kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.